Evet arkadaşlar, Valorant serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Cyber'ı tanıtacağım. Evet arkadaşlar, önceki bölümde Brimstone tanıtmıştık. Bu bölümde Cyber'ı tanıtacağız. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, en sinsi karakterimiz, tamam mı? Bu karakter en sinsi karakterimiz. Brimstone böyle... Oha, oyun dondu. Brimstone böyle taktiksel bir karakterdi. Ondan sonra... Şu an seçemiyorum. Birinci karakterimiz duvar arkası karakterimizdi. Ama bu karakter çok sinsi bir karakter. İlk yeteneğimiz bu bir tuzağı. Bunu böyle kuruyorsunuz. Rakibiniz bunu göremiyor. Yani bu mavi şeyi falan göremiyor. Ve buradan geçtiğinde de bu bunu tutuyor. Tamam mı? Ses çıkıyor. Yani bu tuzak rakibinizi tutuyor. Ses çıkıyor böyle. Bayağı ses çıkıyor. O ve beni 3 saniye gibi bir saniyede kıramazsa bunu. Dönüp arkasını kıramazsa. Paranoya geçiliyor. Yani ekran siyahlaşıyor. İşte Valorant'taki paranoya bilmiyorsanız. Paranoya geçiriyor. Ekran siyahlaşıyor. Yani mal oluyor. Yani bu karakteri buraya, bunu buraya atıp siz buraya geçerseniz büyük ihtimalle her türlü aldınız. Çünkü rakibiniz buradan girecek. Değil mi? Buradan girdi. Bu bunu tuttu. Siz sesini duydunuz. Arkasını dönüp kırmaya çalışacak. Arkasını dönüp kırmaya çalıştığında da rahatça vurabilirsiniz. Kırmayıp size bakarsa da onu kırmayıp size bakarsa da baktınız size bakıyor. Kaçarsınız böyle. Kör olduktan sonra rahatlıkla öldürebilirsiniz. Çok sinsi bir karakter. Evet arkadaşlar, ikinci yeteneğimiz siber kafes. Ya ikinci skillimiz siber kafes. Bu da kapanıyor. Bunu da patlatabiliyorsunuz. Bunu böyle patlattığınızda şöyle bir kafes oluyor. İçine girenler ses çıkartıyor. Ya içine girdiğinde ses çıkartıyor ve görüşü kısıtlanıyor. Ya içinde olan karakter içine birisi girdiğinde ses çıkartıyor ve görüşü kısıtlanıyor. Yani bunu attıktan sonra bunu da atabilirsiniz. Ya o patladıktan sonra işte kafese atıp nasıl kullanacağınıza bağlı. Kafese atıyorsunuz, patlatıyorsunuz. Bir süre duruyor. Mesela girdiniz, attınız, arkanızdan birisi girse hemen ses geliyor. Rahatlıkla vurabilirsiniz ya da bir oyuncuyu hapsetmek için. Diğer bir yeteneğimiz gizli kamera. Bunu insanların tek de bulamayacakları bir yere koyun. Yani insan buradan giriyorsa nereye koyun? Şurası olur mu diye düşündüm de. Evet, mesela şuraya koyun. Ondan sonra da şuraya da tuzağınızı koyun mesela. Siz de buraya geçin. Siz de buraya geçin. Ve de şu kafes. Evet, siz de buraya geçin. Ondan sonra E'ye basarak kameranızı izleyebiliyorsunuz. Yani siz oradasınız ama buradan kamerayı izliyorsunuz. Baktınız karakteriniz geliyor, ona ateş ediyorsunuz. Ona ateş ettiğinizde tutarsa duvar arkasında onu görebiliyorsunuz. Bakın yeniden doldu. Yani bunu nasıl gösterebilirim? Alın. Evet arkadaşlar, bir de bu arada bunları da alabiliyorsunuz. Yani bunu buraya koyduktan sonra gitmek zorunda değilsiniz. Bunu tekrardan envanterinize alabiliyorsunuz. Evet, şöyle bir alıştırma açalım. Alıştırmada şöyle gösterelim. Kamerayı şuraya koyalım ve biz de buradan kaçalım. Kameradan rakibinize bir ok atıyorsunuz ya da bir şey atıyorsunuz. Ondan sonra artık o karakteri duvar arkasında görebiliyorsunuz. Bakın hala gözüküyor. O oku çıkartana kadar gözükecek. Bakın sarı sarı gözüküyor. O oku çıkartana kadar gözükecek. Çıkartması da tabii uzun süreceği için siz onu bir geri alalım. Üzerine getirerek F'le geri alalım. Ama onu görmemiz mi lazım? Aynen. Şöyle bir F'le geri alalım. E ile geri alalım, pardon. Ha, F'le geri alalım, doğru. Bunu buraya atın. Buraya geçtiğinizde, ondan sonra böyle izlediğinizde rakip gelecek. Onu ok attıktan sonra zaten iş sizde. Gözüküyor. Yani en önemli yeteneği ultisi nöron hırsızı. Yani bakın bastığınızda ne diyor? Basalım. Bakın, bana ceset lazım diyor. Yani bir karakteri öldürdüğünüzde onun cesetini alarak haritadaki bütün yaşayan oyuncuların, rakip takımda yaşayan oyuncuların yerlerini gösteriyor. Yani daha demin ne yapmıştık? Şunu bir geri alalım. Hani bakın hala gözüküyor o karakter duvar arkasında. Bakın hala oku çıkartmamış. Haritadaki bütün karakterler bunun gibi gözüküyor. Nerede olursa olsun. Ya yani bir adamı öldürüyorsunuz. Onun üzerine aradığınızda böyle arıyor üzerine ve haritadaki herkesin yerini gösteriyor. Yani adam öldürdükten sonra şurada bir adamla pusabilir ya da arkadaşınıza da yardım etmiş olabilirsiniz. Ultisi de çok güzel.
Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayın. Aşağıdan yorumunuzu belirtmeyin. Daha fazla video gelmesi için kanalı takip etmeyi ve bu gelen videolardan haberdar olmak için abone ol tuşunun yanındaki bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Evet, diğer bir bölümümüzde Jet'i tanıtacağız. Evet, Jet kimdir? Kısacası Jet kimdir? Jet LoL'deki Yasuo olur. Çok kişi alır ama oynayamaz. Bay bay. Kafes tetiklendi.